1948 yılında Ordu'da doğdu. 1970 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda göreve başladı. 1975 yılında askerlik dönüşü Türk Halk Müziği bölümüne geçti ve 1976 yılından itibaren solo programlarla türkü severlerle tanıştı. Bu araya bir virgül koyuyorum, söz arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Radyoda çalıştığı dönemde birçok türküyü ilk kez yorumlayarak geniş çevrelerce sevilmesini sağladı. Varıp neylemeli Sunay'ı gayrı, Sunay'ı da deli gönül Sunay'ı, ey hamamcı bu hamama güzellerden kim geldi? Bir yiğit gurbete gitse, fırsat eldeyken, Eşref, Gabak, Mevlam birçok dert vermiş, Ağlı Gözlüm Tüterim'den adlı türküler bunlardan bazılarıdır. 1993 yılında İstanbul Radyosu'na tayin isteyerek 1997 yılına kadar radyoda görevini sürdürdü. Sanatçımızın kendi adına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ses ve değişik çalgı eğitimleri verilen özel bir müzik okulu var. Bir adet 45'liği, bir adet uzun çaları, 3 adet kaset çalışması ve 4 adet sinema filmi bulunan saygıdeğer sanatçımız TRT repertuarına geçen derlemelerde bulunmaktadır. Ayrıca yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da verdiği konserlerle başta Amerika, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre ve Kıbrıs olmak üzere pek çok ülkede öz müziğimizin tanıtına katkı sağlamaya çalışmıştır. Yüksekokul mezunu olan sanatçımızın iki erkek ve bir kız çocuğu bulunmaktadır. Çok mütevazi, çok beyefendi, bir ricamızla kırmadı geldi. Türk halk müziğine biz destek vermeyeceksek kim destek verecek dedi ve alkışlarınızla Tuğrul Uşak. Sevgili türkü severler, ben sustum. İnanın şu anda heyecanlıyım. Çünkü amatörce halk müziğini bir yerine getirmeye çalışan bir topluluğun çağrısını aldım. Çok ilginç bir çağrıydı bu. Facebook'ta benim 5000 küsur arkadaşımla yazışıyoruz. Ondan soru soruyor, ben cevaplıyorum. Leyla Özüç diye bir bayan bana böyle bir çalışmamız olduğunu, güzel bir çalışmanın konsere dönüştüğünü ve konserde sizi görmek istediğimizi talep ediyoruz falan dedi, biraz sıkılarak falan. Ben de dedim ki, takdir ediyorum sizleri, halk müziğini bir yerlere getirmek için ben bugüne kadar çalıştım. Siz amatörce de olsa bu güzel çalışmalarınızı kutluyorum. Gelmeye çalışın dedim. O zaman dedi ki Leyla Özüş Hanım, ama biz de bir kendi yağımızla kavrulan bir derneğiz. Biz sizi dedi nasıl getiririz, biz karşılayamayız ki sizin beklentilerinizi dedi. Dedim uçak bileti alamaz mısınız dedim gidiş geliş. Ne demek hocam dedi, tabii ki alırız. Tamam o zaman geliyorum dedim. Bu vesileyle Ercan Şef'in idaresindeki güzel koronun bu güzel çalışmalarını takdirle karşılıyor. Daha güzel çalışmalara götüreceklerine inancım sonsuz olarak. Sevgiler, saygılar sunuyoruz huzurunuzda. Türküleri siz mi söylüyorsunuz, ben mi söylüyorum? O zaman ilk türkümüz senden önce 71 senesinde Adana'da Kenan Şere diye bir mahalli sanatçı vardı. Ben o zaman radyoya girmemiştim. Çukurova Radyosu'ndan çok severek dinlediğim bir sesti.
Ordu'daydı o zaman köyde. Kısmen 70 senesinde çok sesli koronun imtihanını kazandım. O da kazanmış. İsmini biliyorum çünkü. Kenan Şele diye. Ve Ankara'da buluştuk. Ankara'da dost olduk. Ve 43 senedir arkadaşım. Dolayısıyla buraya gelmem Adana'nın sevgisi. Adana'ya da yakın. Zaten Adana iç içe Tarsus'ta. Ve dolayısıyla da 45 senelik bir arkadaşıma kavuşacağım diye geldim ben. Sevgili Hayat Kasaboğlu Adana'da yine benimle ilgili bir okulu var. Özel Adana Müzik Merkezi'nin sahibi sevgili hemşerim. Beraber okuduk. 43-45 senelik. Ama tanıdığım biri, çok sevdiğim arkadaşım olmasa bile katkı vermek, halk müziğine gönül verecek insanlara katkı içinde burada olmak isterdim. O ayrı bir şey. 1971 senesinde Kenan Şere'den dinlediğim bu güzel türkünü repertuara katmak için hemen repertuar kuruluna başvurdum. Ama bir yanlışlık yaptım. Adana'nın halk müziğine hizmet eden duayenlerinden İboş Ağa vardır. Bilmiyorum, bilen var mı? Yanlışlıkla kaynak kişi İboş Ağa yazdı. Ve öyle vermiştim. İboş Ağa'yı tanıyorlar tabi repertuar kurulu. Türkü de çok güzel. Ve repertuar kuruluna kabul oldu. Seneler sonra meşhur olunca ve Adana türküsü olarak duyunca ben Çetin Özülkü'yle daha önce tanışmamıştım. Daha sonra tanıştım. TRT Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmış, bu benim bestemdir deyince, tabi o zamanlar katı bir kural vardı, beste yasaktı şeyde, TRT'de ve repertuar kurulundan çıkarıldı Türkiye. Ama şu anda tabii ki beste türküler giriyor, yeniden vereceğim. Siz de duymuşsunuzdur veya duymamışsanız çok güzel bir türkü olduğunu ben şimdi icra edince göreceksiniz, duyacaksınız. Çok güzel bir Adana türküsüyle başlayacağım programıma. Varıp neyle mi vesifayı gayrı? Gurbette halimi soran olmadı. Düştüm de bunca yıl yurdumdan ayrı. Garibim yanıma gelen olmadı. Thank you.
Belli cellet mayar çekti mi? Canım çekti mi?
Yeah.
şu anki ruh halini ve duyguları ifade edebilsin. Kifayetsiz kesinlikle. Kal geldi derler ya. Şu an sunucunuza kal geldi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size gönül borcumuz var. Bu gönül borcunu ödemek kesinlikle kolay değil ancak size yine de bir çiçek sunmak istiyoruz, bir hediye sunmak istiyoruz. Dernek Başkanımız Mehmet Emin Gökayaz ve bizi hiçbir konserimizde yalnız bırakmayan Çamlıyerli Belediye Başkanı Sayın İsmail Kutluvalı'yı ve tabii ki Leyla Öziş bugüne bu anlamı kazandıran kişi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tek kelimeyle şahane. Ben başka bir şey söyleyemiyorum. Ve ikinci bölüme devam ediyoruz. Sazlarınız yerini aldı. Bayan koristlerimiz geliyor. Alkışlarınızla. Zamanın birinde iki gözü de görmeyen Alman bir adam varmış. Gitmediği hekim, çalmadığı kapı kalmamış. Bir gün birisi ona, falanca yerde bir hekim var, hem de alim bir zat. Senin derdine çare olursa ancak o çare olur demiş. Adam söylenen yere gidip bahsedilen zatı bulmuş. O zat adama, senin iyileşmenin bir yolu var. Ancak onun için hiç derdi olmayan birini bulup, burada bir virgül koyuyoruz ve Sivas Şarkışlı'dan Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan Anlatmam Derdini Dersiz İnsana türküsünü koromuzdan dinliyoruz.
Denkçi tarafından derlenip notaya alınmış. Kahpe felek sana ne dedin ne dedin? Solistiniz Mertem Topal'dan dinliyoruz. Thank you.
başlı telli turna şimdi bizim gölde düştü. Aklını başından aldı, gitti başka göle düştü. Üstadımız Enver Pektaş'ın açılışının ardından bu güzel Şanlıurfa türküsünü solistine Süleyman Baydoğan seslendirecek. Thank you.
notaya alınan güzel bir Azeri türkü var sırada. Bu dağda maral gezer, telini darar gezer. Ben yârime neyledim ay babam, yâr benden kenar gezer. Koromuzdan dinliyorsunuz. Thank you.
Kaynak kişi Mustafa Krapmaz. Nota yalan Cemile Cevher. Koromuzdan dinliyorsunuz. Püskürlüdür püskürlü. Thank you.
notaya alan Yücel Paşmakçı. Solistimiz Leyla Özdiş'ten dinleyeceksiniz. Bizimle de Şeker, Batu, Adem.
Göbe Manisa, kaynak kişi Hasan Avcı, derleyen İsmet Egeli, notayı alan Erkan Sürmen, ateş attım sabana, haydi Erkan'dan ve gari. Başta Sayın Sanatçımız Nurul Şen'e ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi tribünlerle buluşturan saygıdeğer şefimize çiçek takdim edeceğiz. Başkanımız Mehmet Emin Gökayaz'dan rica ediyoruz. Başkanım bekleyin dedi, ben de bekliyorum.